Sanal oyunlar tehlike saçıyor. Eskiden oyunlar çocukların gelişimi açısından son derece önemli unsurlardı. Özellikle mahalle kültürü olan yerlerde çocukların arkadaşlarıyla oynadığı oyunlar genelde spora dayalı oluyordu ve birlikte hareket etme duygusunu, kişisel becerileri gibi birçok yönünü geliştiriyordu. En basitinden hemen hemen hepimizin oynamış olduğu isim, şehir, hayvan oyunu pratik düşünmeyi, kelime dağarcığını geliştiren bir oyundu. Ancak özellikle büyük şehirlerde mahalle kültürünün bitmesiyle ve sanal oyunların yayılmasıyla birlikte bu etki tersine dönüşmeye başladı. Aileler çocuklarının evde vakit geçirmesi için internet, bilgisayar gibi imkanları sağlayarak sokaktaki tehlikelerden onları korumayı düşünüyor. Oysa bu yaklaşım bambaşka tehlikelere yol açabiliyor. Son yıllarda sanallaşan oyunlar gençleri ve çocukları bağımlı yapıyor ve intihara kadar sürükleyebiliyor. Size son trend bir sanal oyunla ne kadar tehlikeli bir boyut aldığını göstereceğim. Mama oyunu tehlike saçıyor. Son zamanlarda Mavi Balina adlı oyun ile çok sayıda çocuğun ölümüne neden olan ve aileleri korkuya sürükleyen oyunlar kervanına Mama katıldı. Dünya çapında çok sayıda çocuğun ölümüne sebep olan Mama oyunu Türkiye'de de görülmeye başlandı. Mama nasıl ortaya çıktı? Meksika'da internet aracılığıyla işlenen suçları soruşturan polis birimi tarafından Mama'nın bir sosyal medya grubu şeklinde ortaya çıktığı belirtiliyor. Her şey bir Facebook sayfasında başladı. Bir grup insan yabancı bir numarayı aramak konusunda birbirine meydan okumaya başladılar. Birçok kullanıcı Mama'ya mesaj attıklarını ve geriye mesaj olarak şiddet içeren fotoğraf geldiğini söylediler. Bazıları tehdit içeren mesajlar aldıklarını ve hatta bazıları da kişisel bilgilerin açıklanacağı konusunda tehdit edildiklerini söylüyor. Mama'nın tehlikeleri nelerdir? Meksika Siber Suçlar Polisi tarafından Mama'yla mesajlaşmanın tehlikelerini 5 madde halinde açıklandı. İşte şiddet içerikli sanal oyun Mama'yı oynayan kişilerin başına gelebilecek tehlikeler. 1. Mama oyununu oynayan kişiler depresyon ve kaygı atakları geçirebilmektedir. 2. Mama kullanıcıları tehdit ve taciz edebilmektedir. 3. Mama ile mesajlaşılması halinde kişisel bilgileriniz çalınabilmektedir. 4. Mama'ya geri dönüş yapan kişilerden zorla para elde edilebilmektedir. 5. Şiddet öven bir dile yer verilebilmektedir ve kişiler intihara teşebbüs edebilmektedir. Aileler çocuklarının davranışlarını yakından gözlemlemeli, çocukların ruh halinde değişiklik, iletişimde azalma gibi beklenmedik değişimler konusunda tetikte olunması gerekli. Çocukların yaşına uygun sitelere girdiğinden ve etik olmayan davranışları ya da şiddeti özendiren içeriklere erişmediğinden emin olunmasına çok dikkat edilmeli. Sanal oyun bağımlılığı. Sanal oyunların özellikle genç yaştaki insanlar üzerinde bağımlılık yaratma riski çok yüksek. Bu bağımlılığın belirtileri okulu ihmal etme, asabiyet ve konsantre bozukluğu olarak kendini gösterebiliyor. Gününün çoğunu sanal bir ortamda gerçek kişilerin olmadığı yerde geçiren çocuklar zamanla gerçek dünyadan kopuyor. Bu yüzden çocuklar yalnızlaşmaya başlayabiliyor. 4-12 yaş arasındaki çocuklar henüz oyun çağındadır. Ancak oyun çağını bilgisayar oyunları ile geçiren çocukların oyuncaklar ile oynama süreleri kısalıyor. Bilgisayar oyunlarıyla fazla zaman geçiren çocuklar oyun döneminden erken çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Şiddet içerikli oyunların da etkileri cabası. Her 4 gençten 3'ü düzenli oyuncu. Özellikle sosyal medya üzerinden yaratılan baskı ortamı tehlikeyi arttırıyor. Gençler ve çocuklar arasında çok yaygın olan PUBG, Fortnite, FIFA, PES, Minecraft ve LoL gibi oyunların popülaritesindeki artış nedeniyle yapıldığı bildirildi. Almanya'da yapılan araştırmalara göre de her 4 gençten 3'ü düzenli oyuncu. Okullarında başarı oranı yüksek olanların bilgisayar oyunlarına ayırdığı zaman ise daha düşük oluyor. Gençler ve çocuklar harçlıklarını sanal oyunlara yatırıyorlar. Kendini ücretsiz olarak tanıtan oyunlar oyun içinde daha az ilerleyebilmek için ücret talep ediyor ve gençler harçlıklarını buna harcıyor. Bunun için çocuklara cezbedici reklamlar koyuyorlar. Genelde de ailelerden gizli şekilde yapılıyor. Şirketler bunun için telefondan kodla bile ödeme alabiliyor. Farkında olunmalı. Anne ve babalar ne yapmalı? Çocukların sanal oyunlarda kendilerine farklı bir dünya yaratmaya çalışmalarının sebebi aile içi iletişim eksikliği olabilir. Aile bireylerinin birbiriyle etkileşime dayalı aktiviteler yapması, oyunlar oynanması hem aile birliğini güçlendirecek hem de çocuğun kendisi için yararlı olmayan aktivitelere yönlenmemesini sağlayacaktır. Çocukların anlatmak istediklerine kulak vermek onlar için etkili olacaktır. Onları yargılayıcı söylemlerden uzak durulmalıdır. Bilgisayar oyunlarını oynama saatlerine kısıtlama getirilmelidir. Tamamen kendi başına bırakılan çocuk zamanını değerlendirmede ne yazık ki başarılı olamamaktadır. Günlük ya da haftalık konulan sınırlamalar ile daha iyi bir rutin oluşturulabilmektedir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen ikonuna basmayı lütfen unutmayın. Videoyu paylaşarak da daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.